Kütahya'da 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla tören yapıldı. Törende Kütahya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Özyürek ve Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşma yapan Baro Başkanı Sunay, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Adalet mülkün temeli, adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir. Adalete ve hukuka duyulan güvenin artacağı, hukukun üstün olacağı, insan hak ve özgürlüklerinin arzulanan seviyeye geldiği ve tüm yurttaşların bundan eşit olarak faydalandığı, demokrasinin temel ilkelerinin hüküm sürdüğü, avukatın emeğine göz dikilmediği, eğilip bükülmeyen, dik duran, cübbede düğme aramayan bağımsız bir yargı dileğiyle yeni adli yılın meslektaşlarımıza ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Başsavcı Vekili Özyürek ise bir toplumun barış, huzur ve güven içinde yaşamasının koşulunun adaletin sağlanmasından geçtiğini vurguladı. Bir toplumun barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasının yegane koşulu adaletin sağlanmasıdır. Bu noktada bir toplumda adalet yoksa bir toplumda barış olmaz. Bir toplumda adalet yoksa huzur yoktur. Bir toplumda adalet yoksa güven yoktur. Bu noktada adalet mülkün temelidir ve adaletin tecellisi için emek sarf eden hakimi, savcısı, avukatı, memuru, tüm meslektaşlarımızın emeklerinden dolayı hep teşekkürü bir borç biliyorum. Konuşmaların ardından tören, adliye bahçesinde sunulan ikramların ardından sona erdi.